Eğer bizim airbrush makinamız yoksa ne yapacağız? O zaman arkadaşlar süngerle boyayacağız. Şöyle bir set var. Bu da Paco Malzeme'den bulabilirsiniz. Narda var. Bu süngerler, bunlarla bir boyama yapacağız. Bu uygulama size gösteririm. Birkaç tane püf nokta var. Onları da anlatırım size. Çünkü kendim yaşadım. Biliyorum. Sonra şöyle bir şey de yapacağız. Şurada bu şeyin markasını yapmayayım da reklamı yapmayayım da bir gözlük temizleme solüsyonu vardı. Boş bir fıs zaten bunlardan satılıyor küçük böyle fıs fıslar. Ne yaptım ben? Ben bir bardaktan suyla boya karıştırdım. Ama güzelce eritmek lazım ki topukçuklar kalmasın içinde. Buraya koydum. Ve bu fısfısla da uygulama yaptım. Bunu da göstereceğim. Bunu da göreceksiniz. Bir de icing ile uygulama yapacağız. Onu da size gösterelim. Bakın. Bu icing uygulaması. Icing ile uygulama yaptım. Nasıl şık, nasıl güzel duruyor. İnanılmaz güzel, değil mi? Bu boya uygulaması neyle yaptım? Süngerle yaptım bunu. Bu şekilde. Bu arada söylemek istediğim şu. Bu tarz uygulamalar sadece icing üzerine değil, şeker hamuru üzerinde yapabilirsiniz. Neden? Denedim, oluyor. Hatta bu altta şeker hamuru. Şunu denedim, bunun üzerinde çok da güzel oldu. Icing tarifi benim sayfamda öne çıkanlarda var. Göreceksiniz, RI tarifi yazıyor orada, Royal Icing tarifi. Aynı birebir yapacaksınız ve oradaki kıvam temel kıvamı olacak. Temel kıvamı, tamam mı? İşte o temel kıvamla biz buradaki icing uygulaması yapacağız. Stencil ile icing uygulaması yapacağız. Şuradaki kurabiye yapalım. Diyelim ki. Burada kurabiye var. Royal icing kaplaması ve şu yaprakları. Şimdi kasnak alıyorum. Evet, bakın kasnak ve şimdi artık böyle koyduk mu? Tamam. Uygulamaya geçebiliriz. Peki nasıl uygulamaya geçebiliyoruz? Şöyle bir şey var. Siz isterseniz tabak alırsınız. Tabak varsa yani. Ben de böyle bir plastik şeyden bu. Şöyle boya paleti var bende. Bu da plastik. Bunun içinden çıktı. İşte bunu kullanacağım burada. Biraz yeşil boya alırım. Biraz yeşil boya alırım. Arkadaşlar kullandığım boyalar hepsi jel boya. Jel boyaları. Yani su bazlı jel boyaları kullanıyorum. Ve farklı markalar var bende. İthal markalar da var. Yerli markalar da var. Hepsinden kullanırım ben. Şeker hamuru üstünü de aynı şekilde ben jel boya ile uygulama yaptım. Jel boya ama bunu sulandırmamız gerekecek. Bakın ben şimdi buraya aldım yeşil jel boyayı. Buraya da su alıyorum. Şurada da su. Benim bu boyayı sulandırmam lazım. Çünkü ben zaten açık renk istiyorum, değil mi? Çok böyle koyu rengi olmasın. İşte ben buraya su ilave ettim. Bir
bir çete, yani kağıt havlu alıyorum yanıma. Biraz şöyle yukarı kaldıracağım. Daha güzel gözüksün her şey. Evet, şimdilik kurabiye kenarı koyalım. Bu sistemi anlatmam lazım size. Bakın, ben orta boyda aldım şey, işte süngeri. Ha, bu arada fırçayla ben karıştırırım şu boyayı, fırçayla karıştırırım ki homojen olsun. Tamam. Evet, karıştırdım. Aldım buradaki benim orta boy. Şimdi en büyük boy bu. Bu da bir küçüğü. Ve süngerimi aldım. Sonra burada süngerimi yedirdim. Boş bir yerde. Tamam. Ve yine bakın, yine içinde sünger olduğu için şimdi suyu, bütün suyu çekti. Bu şekilde direkt kurabiye üzerine bir uygulama yaparsam, hatta yapayım size, göstereyim neler oluyor diye. Bakın işte böyle aldım bütün bu şeyini, boyayı ve yapmaya başladım. Bakın neler oluyor. Bakın bütün her şey alta akıyor. Görüyorsunuz değil mi? Akıyor. Yani bu şekilde yapmamamız lazım. Peki nasıl yapmak gerekiyor? Onu da anlatırım size şimdi. Aldım buraya bu boyayı. Şimdi aldım boyayı, aldım. Ve ne yapıyorum? Peçeteye böyle birkaç kere basarak bu boyayı buraya verdim, maksimum her şey, yani bu akacak olan boyu buraya verdim. Ve şimdi artık burada bu uygulamaya başlayabiliriz. Nasıl böyle güzel dursun böyle. Acele etmeden arkadaşlar, yavaş yavaş. Öylece devam ediyoruz. Evet, bu kadar. Kaldırdım. Bakın harika. Çok tatlı, çok güzel ya. Bayılıyorum, ben bayıldım bunlara. Gerçekten bayıldım. Çok çok seviyorum. Sevdim. Yani ve işi en güzeli ne biliyor musunuz? Çok böyle seri, çok fazla siparişlerde, yani çoklu siparişlerde bu hem sizin işinizi çok kolaylaştırır ve kurabiye modellerinde çok fazla değişiklik yapabilirsiniz. Yani fazla model, değişik model çıkartabilirsiniz ve
Yani seri üretimde bu sizin işinizi kolaylaştıracak olan bir şey. Baştan bu şekilde tabii başlayabilirsiniz. Sonra airbrush alırsınız gerekirse, ama bu şekilde de çok güzel oluyor. Tabii ki bu gıda boyası arkadaşlar, burada çünkü kurabiye elbette her şey gıda boyası. Böyle yapmayacaksınız, bu şekilde yapacaksınız. Anlaştık mı? Devam. Şu sprey nasıl yapılır? Bunu mesela ben sprey ile yaptım. Şöyle dediğim gibi buraya bir kahverengi boyası suyla sulandırdım. Ne kadar su koydum onu sormayın bana arkadaşlar, sulu olacak. 1-2 ne kadar fazla koyarsanız boyayı o kadar koyu renge ulaşırsınız. Yani burada ton ayarlamak sizin elinizde. Nasıl isterseniz, işte koyu mu olsun açık mı olsun, o da sizin elinizde oluyor, tamam mı? Evet, geçiyoruz artık şu modellere. Bunu alalım. Bu arada bu sprey fıska olacağı için ben biraz kağıt koyacağım böyle etrafına. Spreyleyecek çünkü. Tamam. Gasna stencil'si değiştiriyorum. Nerede benim bu stencil? Bunu neden seçtim? Henüz model bununla yapamadım, yetişemedim, ama onun hakkında da bir model, aklımda bir model var. Çok güzel. Bu safari hayvanları var ya, safari hayvancıkları, böyle hep çok seviyor herkes. Bunlardan sipariş ediyor sürekli. Evet evet, suyun içine jeli gıda boyası koydum. Hı-hı. Bu safari hayvanları, orada zürafa var, sonra zebra, aslan, kaplan, fil var. Onları ister yani şeker hamurla da yapabilirsiniz, ya da icingle, kim biliyorsa icingle yapabilirsiniz bu şekilde. Ya da şeker hamurla yapıyorlar bu hayvancıkları, safari hayvancıkları. İşte alt zemin mesela bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle. Bakın böyle koydum, acaba rahat, çok güzel. Böyle koydum, ortaladım. Evet. Tamam. Burada benim fısfısım var. Tabii fısfıs şöyle yapıyor. Bazı birazcık, nasıl diyeyim, biraz tükürüyor gibi. Yani ince de fısfıslıyor, ama biraz daha büyük damlacıklarda düşebiliyor. Evet, burada da gözüküyor, ama ben bunun için çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Yani bu böyle kötü durmuyor. Evet. Ve şunu biraz uzaktan şöyle size göstermek istiyorum. Şöyle, tamam mı? Çünkü yukarıdan, yüksekten biraz fısfıslayacağım. Yani çok böyle yakından değil, yukarıdan en az böyle bir 20 santim kadar bir fısfı, yani üstten fısfıslamak lazım, olur mu? Ve ilk fısfısı şöyle bir kenarda yapacağım. Bakıyorum ve geçiyorum.
böyle damlacıklar düşüyor ya, o da hareket de veriyor yani. Çünkü bu böyle bir dağınık düşüyor, çok da böyle kimseye söylemezseniz böyle ah damlacıklar düştü de dersiniz ki bu öyle olması lazım. Model böyle, fikir, ana fikir böyleydi ve böyle yaptım dersiniz. Hiç kimsenin aklına gelmez bile burada fıs fısla iş yaptığımız ve biraz istediğimiz gibi olmayabilir. Kimsenin de aklına gelmesi o zaman, tamam. Evet, bakın kaldırıyorum ve çok güzel bir şey oldu. Şimdi bunu kaldıracağım. Tabii bunun birazcık kuruması lazım. Bunun için de ben Temel Icing alıyorum. Temel Icing, tekrar söylüyorum, sayfamda önü çıkan hikayelerimde bulabilirsiniz. Icing orada, o icing'i ben kullanıyorum. Eğitimlerde de kullanıyorum. Yani bunun buradan bir sır yapmıyorum. İsteyen alır ve yapar. Şimdi ayarlıyorum benim olsun diye. Evet. Hadi bakalım. İlk defa bununla çalışıyorum şimdi. Çok da heyecanlıyım. Böyle koydum. Bu bizim temel icing arkadaşlar. Mavi rengine boyadım. Şu anda çok konsantreyim ve çok heyecanlıyım. Nasıl olacak? Evet. Yeter. Kaldırıyorum. Tadam, çok da güzel oldu. Da buradaki flamingo da aynı şekilde yaptık. Hatta flamingoyu da size göstermek istiyorum. Bakın, gerçekten şu stencil, bu stencil alırsanız çok güzel flamingo kurabiyeler hazır ortaya çıkacak. Zaten kurabiye de hazır bizim burada. Bir şey sadece anlatmak istiyorum oradaki stencil ile ilgili. Orada çünkü bir tane nokta var. Dikkatinizi çekerim. Sonra ne yapayım diye sormayın. Şöyle. Aksini sıktım. Evet, tamam, bakın burada nelere dikkat edeceksiniz? Şuradaki bu ayaklarda bu kısmı, bakın şu kısmı burada, görüyor musunuz? Yani buradaki bu bağlama çizgileri olmazsa o zaman biz buradaki bu üçgeni hiçbir şekilde tutturamayacağız. Yani o zaman bacaklar komple şöyle deliksiz olacaktı. Bu yüzden mecburen buraya böyle çizgiler, bağlamaçlar koydular. Peki bizim buradaki ne yapabiliriz? Bacaklarda, değil mi? İşte orada icing'i alıp fırçaya, şimdi size gösterelim.
İşte fırçamı, icing'i aldım. Ve burada birleştiririm. Sadece bu kadar. Eğer boya ile yaparsanız buraya fırça ile hafifçe birleştirebilirsiniz. O kadar, bakın. Ve yok oluyor. Yani bazı modeller oluyor ki mecbur böyle bir şeyler yapmak zorundalar. Öbür türlü çünkü duramaz. Ama burada da bir çözüm var her zaman. Yani şöyle. Bakın. Böyle de birleştirdik. Bu çiçekleri yapmak için ve kurabiyeleri zaten yapmak için şöyle bir paku malzeme standı var. Dönen standı. Şöyle. Görüyor musunuz? Yani kurabiye yapmak için mesela benim videolarımda kısa videoları çektim ben mesela bu şeyin bandalı kısa bir video. Bununla ben bugüne kadar bunu kullanmadım. Yani şöyle söyleyeyim size, olmazsa olmazlardan bu kukifilik değil. Yani bu olmadan da çalışabilirsiniz. Ben çalıştım. Ama şunu söyleyeyim size, bunu bir kere aldınız mı artık bu olmadan çalışamıyorsunuz. O kadar rahat ediyorsun ki, yani diyorsun ki ben niye bunu önceden kullanmadım, ben niye bunu önceden almadım. Çünkü kurabiyeyi doldurduğumuz zaman, boyadığımız zaman sürekli ben çeviriyorum, sürekli çeviriyorum. Ve kurabiyeyi değdirmek zorunda kalıyorum. Bazında kurabiye kurumamış oluyor, bir şeyler bozuyorum parmaklarla. Ama burada bu şekilde döndürerek çok rahat. Zaten benim öğrencilerim artık bunu görecekler. Çünkü bu çiçeklere mesela şu, ben döndürerek yaptım, böyle döndürerek yaptım ve gerçekten çok başarılı bir icat.